Onlardan bir zat dedi ki, o her asrın mebuslarından diye tanımlanan onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Şimdi bu felaket, helaket asrının adamı kavramı önemli. Senin de reyin var bölümü de önemli. Bu ikisini değerlendirmek gerekir. Felaket, helaket asrını tabii kuşkusuz o günün İstanbul'unun halini anlamak mümkün. Ama onun ötesinde bir asra atıf var. İnansızlığın egemen olduğu. Artık eğitimde bile pozitivizmin hayat bulduğu bir dönem. Şu yaşamış olduğumuz dönem, işte Abdülhamit dönemi, Meşrutiyet dönemi ve ardından gelen zaman dilimlerini yaşıyoruz. Ve 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı entelektüelleri arasında hakim rüzgar batıcılık yönünde. Batıdaki cereyanların alınması yönünde. Ona karşı duran vahyin temsilcisi olan bir zat, evet, o felaketlere karşı, helaketlere karşı mücadele eden bir zattır. Bu felaketlerin kuşkusuz en önemlisi budur, yani inansızlıktır. Ama bunun yanında o günün İstanbul'da yaşanan şeyleri de göz ardı edemeyiz. İşte sokaklarda güvenliğin olmaması, ahlaksızlığın hakim olması, Rus göçmenlerinin İstanbul'u yaşanmaz hale getirmesi, işgalcilerin yaptıkları vesaire vesaire vesaire, bütün bunları o felaket ve felaketin içinde değerlendirmek mümkün. Ama belki de altı çizilmesi gereken en önemli nokta o inansızlık meselesi. Artık o inansızlık meselesine karşı durulması gereken bir çağa gelinmiş. Ona karşı bir cevap verilmesi gereken bir duruma gelinmiş. Bu anlamda ben şunu da kendi kişisel okumalarımla çıkarıyorum. İkinci Mahmut döneminden itibaren, efendim Sadık Rıfat Paşa'dan itibaren, Namık Kemal'den, Ali Suavi'den, efendim son dönem ulemasına kadar Batı karşısında, Batı'nın bize göndermiş olduğu fikirler karşısında İslam vahyini, Kur'an'ın mesajını anlatmaya çalışan çok kişi olmuş ama hem Batı'yı doğru yorumlayıp hem de İslami verileri çok iyi anlatan metinler Risale-i Nur'a kadar çok fazla olmamış maalesef. Yani Batı'nın içerisinde yer alanlar Batı'yı kutsal görmüş, dini duyarlılığı olan medrese kökenli ulema ise Batı'yı görmezden gelerek eksik kalmış. İkisini de bir arada düşünebilen bir zihne ihtiyaç vardı. İkisini de bir arada düşünebilen Bediüzzaman gibi bir zat bugünlerde şiddetle ihtiyacı vardı. İşte bundan dolayı o felaket, helaket kavramının içerisindeki en böyle altı çizilesi nokta kuşkusuz inansızlık meselesidir.